2, teen life. Take the types of music you like, share them with your classmates. Rock music, jazz, rap, folk, classical, pop music, slow dance, and Indian. Well, I like folk music and I like pop music. I like listening to slow dance. So listen to the recording, fill in the blanks with words or phrase in the box. Buradaki kutucuklara yukarıdaki kelimeleri doldurmamız gerekiyor. Ama önce bir dinleme metnimiz var. Kaydı dinleyeceğiz ve dolduracağız boşlukları kelimelerle ya da kelime öbekleriyle kutucuklara. Hadi başlayalım. Dear friends, I did some research about music preferences of the 8th grade students in our school. I interviewed with 60 students. Here are the results. 16 of the students prefer rap music. 15 of them enjoy listening to rock music. 13 of them love classical music. 7 of them like folk music. 5 of them are fond of Indian music. Surprisingly, most of the students dislike pop music. Just 4 of them prefer it. Now, as we listened, we can talk about them. But before that, let's listen to the songs and then we can fill the gaps. Okay, the first one is this. So, 16 of students prefer rap music, 15 of them enjoy listening to rock music, 13 of them love classical music, 7 of them like folk music, 5 of them are fond of Indian music. Surprising, most of the students dislike pop music, just 4 of them prefer it. What type of music do you prefer, like or dislike? Ne tür, ne tip müzik tercih edersin, seversin ya da beğenmezsin? Neden? Kullan, use, kullanmak, unutmayın bu kelimeyi. The adjectives in the box, sıfatları kullanacağız, adjective sıfatlar. Energetic, harmonic, ahenkli, impressive, etkileyici, terrific, felaket, unbearable ise katlanılmazdı. I prefer pop music before because it is trendy. Çünkü moda. Trend yoldan aklınıza kalsın demiştim. Modaydı bu. Indian music is energetic so I like it. I dislike rock music because it is unbearable. Katlanılmaz. Okumadan önce tıklayalım. Energetic. Evet, enerjik demekti bu. Tıpkı bu şekilde. Harmonic. Ahenkli. Impressive. Etkileyici, terrific, felaket, evet gördüğünüz gibi müthiş bir kurtarıştı. Ancak tam terrific, there's a terrific goal from him. Unbearable, katlanılmaz. Hadi şimdi okumaya geçelim. I prefer pop music because it is trendy. Indian music is energetic, so I like it. I dislike rock music because it is unbearable. Work in pairs, çiftler halinde çalışın. Brainstorm, beyin fırtınası yapın. Camp hakkında, about hakkında. Fill in the mind map. Zihin haritasını doldurun with your ideas, fikirlerinizle. Campfire, benim aklıma gelen bu. Tent, tente diyoruz, unutmayın. Sleeping bag. Mosquitoes. Ya camping'in en kötü, yani camping'in en kötü yanı bu. Mosquitoes. Peki şimdi read the block. Okay, write a title for it. Title, unutmayın bu kelimeyi, başlık demek, çünkü çoğu zaman sizde soruda bir paragraf verecektir. Şıklardan A, B, C, D olarak başlık isteyecektir. Hangisi uygun başlık olabilir? What is the title of the passage diyebilir. What is the main title of the passage diyebilir. Dikkat edin. Camping is a very relaxing activity. Adrasan, Fethiye and Köyceğiz are some of the fascinating camping sites in Turkey. Every summer, our school organizes a teenage camp in Adrasan in Antalya.
I attend with my buddies, kankalarımla katılırım, atanırım oraya. Atakan, Korkut, Büşra, Enayça. Take almak, our basic, temel, basit diye düşünün. Temel ekipmanlarımızı, such as gibi, rope, şurop, pocket knife, burada, torch, burada, sleeping bags, etc. We share our duties. Duty, görevler, hatta Call of Duty diye bir oyun vardı, görevin çağrısı. Görevlerimizi paylaşırız. Atakan ve Büşra çadırlarımızı diker, kurar. Ayça burns a campfire with matches, kibritlerle kamp ateşini yakar. Burns, hatta böyle bir içecek var, üzerinde aletler vardı. Korkut ve ben prepare, hazırlamak, meals, meal, happy meal diye bir menü var mesela, oradan aklınıza kalabilir. Meal, yemekler, yemekleri hazırlarız every day. During the daytimes, gün esnasında, during esnasında, gündüz esnasında, we enjoy doing some camp activities. After breakfast, we usually prefer trekking. K'ler nereye gitmişti? Yürüyüşe çıkmıştı. Dağ yürüyüşüne çıkmışlardı K'ler, öyle değil mi? Trekking, dağ yürüyüşüne tercih ederiz genellikle. We need a pack back. Şuna ihtiyacımız var. Need, ihtiyacı olmak. Want to da istemekti. Compass'e ihtiyacımız var. Kumpas kurmuşlardı. Yolumuzu kaybetmiştik. Pusula'ya ihtiyacımız vardı. Kumpas, compass, pusula demekti. And a map for trekking. We like reading and playing board games in the afternoons. Öğleden sonraları board game'ler oynarız. Tavla gibi ya da Monopoly gibi. Ve kitap okumayı severlermiş. Devam. At night, geceleri we sit around the campfire. Aynen şöyle, fire'ın around'ında oturmayı severiz. Sit yapmayı severiz around'ında. Büşra plays the guitar for us. Bizim için gitar çalar. We sing songs all together. Bütün hep birlikte, all together. So we sing songs. Bir arkadaşım hapşurmuştu sınıfta ve herkes ona all together demişti. Pardon, çok yaşa demişti. Onda herkese all together demişti. Hep birlikte diye. Soğuk bir espriydi. Also, ayrıca we like roasting our marshmallows for dessert on the fire. Alevin üstünde, ateşin üstünde dessert için marshmallowlarımızı kızartmayı severiz. Marshmallowlarımızı kızartmayı severiz. Dessert tatlıydı. Tek S olduğunda, desert diye okunduğunda çöldü. Sitting around the fire, sitting, oturmak around the fire and eating marshmallows are our favorite parts of camping. So this is the title. I love camping. Bu başlık olabilir, title'ı bu olabilir. Bakalım. We go for a camping to, ne yapmak için gidiyoruz kampa sizce? Evet. Every summer our school organizes a teenage camp in Adrasan, in Antalya. Nereye gidiyoruz kampa? Adrasan'a gidiyoruz her yaz. Ve kim çadırlarımızı kurabiliyor bakalım? Gördünüz mü? Atakan and Büşra. Devam ediyoruz. Korkut ve ben her gün ne yapıyoruz? Bu cümlede var. Buldunuz mu? Prepare meals. Yemeklerimizi hazırlıyoruz. We have dessertimiz için ne yiyoruz biz? Baklava mı? We have baklava for dessert? No. We have sütlaç for dessert? No. We have marshmallows for dessert. Roasted marshmallows, hatta kızartılmış roast kelimesini 3. nitede göreceğiz tekrar. Peki en sevdiğimiz parçalarımız ne kamp esnasında? Bakalım. Sitting around the fire, alevin etrafında oturmak ve eating marshmallows are our favorite parts of camping. Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box. Aşağıdaki cümleleri çalışınız. Çiftler halinde çalışınız. Bir cümlede siz ekleyiniz. Hadi bakalım. Sevdiğimiz ve sevmediğimizleri belirtmemiz için, express yapmamız için. Bakalım ne diyoruz? I love, I like, I enjoy going to concerts. Konserlere gitmeyi severim. I hate, I dislike insulting others. Diğerlerini aşağılamayı sevmem. Insult budur gençler. Ben bir snob değilim. Ukala değilim. I love speaking English. Bir tane de biz yazıyoruz oraya ve geçiyorum. Expressing preferences. Yine tercihlerimizi bu sefer express edeceğiz. I prefer hip-hop concerts. I think they are terrific. I prefer reading the news online. News, haberleri online takip etmeyi, okumayı severim, tercih ederim. I prefer swimming to running. Bir tane de biz yazalım.
yüzmeyi koşmaya tercih ederim. Prefer ve would rather da daima birinci yaptığınızı tercih ediyorsunuz. Unutmayın bunu. Kutucuklardaki cümleleri çalışınız. Çift olarak ekleyin. Çiftler halinde çalışınız. Bir cümlede siz ekleyiniz. Hadi bakalım başlayalım. Kişisel fikirlerimizi, opinionlarımızı, personal zaten bilgisayar, hani PC diyoruz ya, personal computer'dır onun çalımı, kişisel bilgisayardır. Opinion, fikir, düşünce, kendi fikrini belirteceğiz, state belirtmek. Ve basit, simple, basic inquiries, question demek, bu da sorular demek, sorular yapacağız. What do you do in the evenings? Akşamları ne yaparsın? Genellikle do my homework. But I also, ayrıca listen to music, I love rap. And to be honest, dürüst olmak gerekirse, I never listen to pop music. Asla listen to pop music. I can't stand it. Katlanamıyorum. I think it's unbearable. Bence bu katlanılmaz. I can't stand it. Katlanamıyorum. I rarely, ya da seldom, go to the theater. Tiyatroya nadiren giderim. Rarely. Seldom. Bu kelimeleri unutmayın gençler. Always, you, daima, usually, genellikle, sometimes, bazen, rarely, seldom, nadiren, never, asla, hiç. I am fond of ya da keen on, ilgiliyim, campaign. Kamp yapmada ilgiliyim. Bir tane cümlede biz yazıyoruz. I always use the smart board in my lessons. Derslerinde daima akıllı tahtayı kullanırım. Devam ediyoruz. Düzenli aktiviteleri söylerken I play basketball every weekend. We don't watch TV on Sundays. Pazar günleri televizyon izlemem. İzlemeyiz. Biz. He does his homework regularly. Düzenli bir şekilde. Regularly. Düzenli bir şekilde ödevlerini yapar. She doesn't ride a bike in the evenings. Akşamları bisikletini sürmez. Do you see him every day? Do you see him every day? No, I don't. Yüzer misin her gün? Hayır diye üzmem. What do you do in the evenings? Akşamları ne yaparsın? I usually read a book. Genellikle kitap okurum. Does she drive to work? İşe arabayla gider mi? Yes, she does. What does she like doing in her free times? Boş zamanlarında ne yapmayı sever? She likes shopping. Bir tane de biz yazıyoruz. I don't go out on weekdays. Hafta işleri dışarı çıkmam. Artık hafta sonları da çıkmıyoruz. Çiftler halinde çalışıyorsunuz evde. Partnerinize düzenli aktivitelerinizi soracaksınız. What do you do at the weekends? Hafta sonları ne yaparsın? I play basketball with my classmates. We are fond of sports. Spora düşkünüz. Bu yüzden sınıf arkadaşlarımla basketbol oynarım. How often do you go to the cinema? Şunu unutmayın. Ne sıklıkla gidersiniz sinemaya? To be honest, bunu daha önceden söylemiştim, dürüst olmak gerekirse. I don't like cinema, but I am keen on theater. Keen on, fond of, interested in, ilgili olmak, düşkün olmak. Tiyatroya düşkünüm. I don't miss any plays. Hiç oyun kaçırmam. I don't miss. Look at the book genres. Genre, tür. Match them with the pictures. Şimdi bakalım, detective novel hangisi acaba? Detective bulabildiniz mi? Evet, Sherlock Holmes. Children's novel hangisi olabilir? The Little Prince. Güzel. Fantasy novel. Harry Potter. Travel novel. Seyahat. Around the world olabilir mi? Around etrafındaydı, hatırladınız mı? Sting Around the Fire vardı. Ateşin etrafında oturuyorlardı. Burada da dünyanın etrafında seyahat ediyorlar. Biyografik hangisi olabilir? Steve Jobs olabilir. Bir kişinin hayatını anlatır çünkü biyografik romanlar. Science fiction, bilim kurgu, uzaydaki gizem olabilir. Gothic, daha böyle karamsar ve korku düzlüğünde Frankenstein olabilir. Realistic, gerçekçi ise Çalıkuşu olacaktır. Listen to the recording. Take the sentences true or false. Doğru ya da yanlış diye işaretlememiz gerekiyor. Peki. Bir bakalım. Hey Rose, what are your regular activities? Düzenli aktivitelerinde. Let me think. İzin ver bana düşüneyim. I love painting, riding bicycle and reading books. Really? What kind of books do you like reading? Ne tür kitaplar okumayı seversin? I like reading fantasy and detective books. What about you, Selim?
I prefer biographical books. I love reading sci-fi books. To be honest, I can't stand biographical books. In my opinion, benim fikrime göre, they are a bit, birazcık unbearable. Everyone, herkes prefers different farklı kinds of books, kitap çeşitlerine. There is going to be, olacak, a book fair on Saturday. It is a great chance for us, bizim için, to meet with famous writers. Ünlü yazarlar ile buluşmak için ve bizim için muhteşem bir şans. Would you like to come with me? Sure. It sounds awesome. Where is it? Bu arada kabul ediyor değil mi? Accept. It is at the city hall. Şehir merkezinde. It is from 10 a.m. to 10 p.m. Thank you. I'll be there at 11 a.m. See you. All right, see you, bye. So, let's look at this. Let's look at the questions. Rose prefers fantasy and detective books. Sizce doğru mu? Bakalım. Rose fantasy ve detective books'u mu tercih ediyor? Bakalım. I like reading fantasy and detective books. Doğru. Selim sever okumayı, fantasy ve sci-fi books. Bakalım. I prefer biographical books. Hem de sci-fi books. Şimdi burada fantezi var. Ama fantezi dememiş. O zaman false. Rose düşünür biographical booksları ridiculous, rezil olduğunu düşünür. Bakalım. Ben katlanamıyorum biographical kitaplara. Onlar katlanılmaz. Doğru. Saçma buluyor çünkü. Katlanılmaz buluyor. Birazcık saçma buluyor. 4. Rose davet eder Selim'i kitap fuarına önümüzdeki hafta. Bakalım. Önümüzdeki hafta mı yoksa on Saturday mi? On Saturday olduğu için false. Selim yeri ve zamanı, tarihi biliyor. Biliyor mu? Bilseydi bakalım. Evet, biliyor ve şöyle söylemiş. It is at the city hall, şehir meydanında, saat 10'dan, sabah 10'dan gece 10'a kadar. Bu da doğru. What's your favorite daily activity? Senin en sevdiğin günlük aktiviten ne? Kısa bir tanımını verelim. Okumadan önce bakalım. Crunches. Bu kelimeleri öğrenelim. Mekik. Squat. Biliyorsunuz. Push-up. Şınav. Devam edelim. My favorite daily activity is doing exercises at home in the mornings. I always do crunches yaparım. 10 times, 10 kez squat, 20 times, bundan 20 kez push up, 10 times every day. This makes me feel, beni hissettirir, energetic. I take my dog, take almak, köpeğimi alıyorum for a walk every day after school. This makes me feel, beni daha iyi, better, daha iyi, better diye anlamayın gençler bunu. Daha iyi demek, good, better, the best and relaxed hissettirir. It's my favorite daily activity. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Which sports do you prefer? I prefer basketball and table tennis. How often do you do sports? Ne sıklıkla yaparız? Bakalım. Once a week. Once, twice, three times, four times. That I always, I usually, I sometimes, I rarely, seldomly or never. Da diyebilirsiniz bu soruya. Always, usually, sometimes, rarely, never, seldom, never diye gibi ifadeler görürseniz ya da once a week, twice a week, three times a day, four times in a month gibi ifadeler görürseniz mutlaka soruda how often'ı aramanız gerekiyor. Who do you do sports with? Kiminle spor yaparsın? With my friends Artun and Kerem. Evet, playing basketball. 3 sayılık müthiş bir atış gördük. Aynı zamanda table tennis. Harika bir atış. Read the text. What are Metagazoz'un regular activities? Metagazoz'un düzenli aktiviteleri neymiş? Bakalım. Ve kimmiş acaba Metagazoz? An ordinary day. Sıradan bir gün. Sıradan. Ordinary. Ordinary yani. O kadar fazla büyütecek bir şey değil. Casual sadece. Casual halde yazılıyordu. Unutmayın. Genç bir rockçunun ordinary day. Metagazoz is a 19-year-old national sportsman. His branch is archery. He's among arasındadır the best 15 archers in the world. Dünyadaki 15 okçunun
arasındaki en iyilerinden bir tanesi. He gained, kazandı many rewards, birçok ödül ve madalya. Moreover, dahası he attended the Rio Olympic Games in 2016. He is a very busy day. Çok meşgul bir günü var. Meşgul, busy. He always gets up early on weekdays. He has a shower and then brushes his teeth. He has breakfast and prefers. Tercih eder. Sizce evet neyi tercih edermiş? Hatırladınız mı? Haberleri okumayın. He rides to school at 8:30 a.m. Sabah 8:30'da okula sürer. At sürer. At mı sürer? Yoksa bisiklet mi sürer? Onu belirtmemiş gerçi. Ya da motosiklet mi sürer? He has lunch at 12:30 p.m. Saat 12:30'da öğle yemeği yer. He never has fast food. Asla fast food yemez. Abur cubur yemez. And fizzy drink, gazlı içecekler içmez. During the day, gün esnasında. He usually goes to archery training at 6 p.m. Okçuluk antrenmanına, antrenmanına saat 6'da gider. He usually has dinner about yaklaşık 7:30 gibi akşam yemeğini yer. In the evenings he often reads a book. Often sıklıkla. But he dislikes watching TV. Sevmez watching TV. He rarely, nadiren goes to the theater, but he is fond of, düşkündür, going to concerts. He sleeps at 11 p.m. saat 11 gibi uyur. At the weekends, hafta sonları, he likes spending time with his friends. He owes his success, borçludur başarısını, to himself, kendi disiplinli life stiline, hayat stiline, yaşam biçimine bağlıdır. Disiplini zaten biliyorsunuz. Self servisten belki onu da bilirsiniz. Kendi deme, kendini al, kendin servis yap gibi. Life stili zaten biliyorsunuz. Life, hayat. Onu bir tek dilemeyebilirsiniz. O da sahip olmak. Peki. Regular activities'de ne yapıyordu? He always gets up early on weekdays. He has a shower, brushes his teeth, he has breakfast and prefers reading the news online in the mornings. He rides to school at 8:30 a.m. and his lunch at 12:30 p.m. He never... He usually goes to archery training at 6 p.m. Genellikle bir günü bunlarla geçiyor gençler. Devam ediyorum buradan. What is his branch? Neydi? His branch is mathematics. His branch is English. His branch is archery. Yeah. His branch is archery. How does he go to school? He goes to school by bike. He goes to school by car. He rides to school actually. Sadece sürer. Ama neyi sürdüğünü söylememiş. What time does he have dinner? He has dinner at 8 a.m. He has dinner at 12:30 p.m. Dinner. He has dinner at about 7:30 p.m. Yeah. Why is he successful? Neden bu kadar başarılı? He owes his success to his self-disciplined lifestyle. Bir tane paragraf yazalım kendi günler düzenli aktivitelerimize. I always play basketball on Sundays. I usually have lunch at the mall. Genellikle alışveriş merkezinde öğle yemeği yerim. I often play computer games with my friends. And that's it. Üç kişiden evde ailenize sorabilirsiniz. İsimlerini yazabilirsiniz. Tüm soruları soruyoruz. Who likes? Eğer evet derlerse tek atıyoruz. Hayır derlerse çarpı atıyoruz. Who likes eating healthy food? Kim sağlıklı yiyecekleri yemeyi sever? Arkadaşlarınıza sorun. Eğer evet sağlıklı yemeği severim dersin, tek atıyorsunuz. Yoksa I don't like eating healthy food. I dislike eating healthy food derlerse false. Çarp atıyorsunuz. Devam edelim. Who hates? Kim nefret eder getting up early? Erken kalkmaktan. Her ikisi de nefret ediyor. Who enjoys watching a movie at the cinema? Kim sever watching a movie at the cinema? Okay. Who enjoys eating out? Dışarıda yemeği kim sever? Who likes playing an instrument? Kim enstrüman çalmayı sever? Who enjoys doing exercises? Who hates, nefret eder, talking about serious topics? Ciddi konular hakkında. Who dislikes listening to jazz music? Who enjoys reading travel books? Who likes having a good relationship with teachers? Öğretmenleriyle iyi ilişkiler kurmayı kim sever? Burada parmak kaldıranları göreyim.
Who dislikes arguing with friends? Arkadaşlarıyla argü yapmayı, tartışmayı kimse sevmez. Ben sevmem. Who dislikes, kim sevmez, listening to pop music? Ben de sevmem. Peki. Who enjoys following the fashion? Modayı takip etmeyi kim sever? Enjoy bu arada sevmek. Share the results in the classroom. Sınıfınızda paylaşın sonuçları. Ahmet likes eating healthy food. Vesaire gibi. Giderek bu yönetimimizden bilmediğimiz kelimeleri ekliyoruz defterimize. Yanına çizebilirsiniz. Görsel sözlük oluşturuyoruz. Bakalım buradaki parçamıza. Read the characteristics of a music band. Bir müzik grubunun karakteristiğini okuyacağız. Bir paragraf yazacağız bunun hakkında. Örnekteki gibi. Bandımızın, grubumuzun ismi Best Friends Forever. Hatırlıyor musunuz bu kelimeyi birinci de yöneteden sonsuza kadar? There are var bu. Six members, altı üye in our band. Eken, Ufuk are the performers. Sahne sanatçıları. I'm the keyboard player. Ben piyanodayım. Egemen ve Seval are the guitarist. Onlar gitarcılar. And Aydın is the drummer. Yani davulcu. Yani baterist. Grubumuzun bateristi. Dört şarkılık bir CD'miz var. Adı Gençlik, canlı gençliğimiz. Canlı gençliğiz daha doğrusu. Şarkılarımız genellikle gençler hakkında, gençler içindir. Biz severiz şarkı söylemeyi, pop müzik söylemeyi severiz. Şarkılarımız ahenkli ve enerjiktir. Sanırım bitirdik. Bunları ne kadar iyi yapabiliyoruz? Artık anlayabiliyor muyuz ifadeleri düzenli aktivitelerle hakkında? Bence kesinlikle evet. İfade edebiliyor muyuz? Günlük aktivitelerimizi prefer, like ve dislike konularak ve bunlardan sonra ince geldiğini unutmayın gençler. Artık anlayabiliyor muyuz metinleri? Düzenli aktiviteleri gençlerin? Kesinlikle. Ve bir paragraf yazabilir miyiz? Bence yazarız. Evet, buradaki kelimelerimiz ikinci ünite kelimelerimizden birinci kelimeyi bulabildiniz mi? Bakın görsele tartışmak. Argue. Güzel. İkinci kelimemiz trendy ile eş anlamlı. Fashion. Üçüncü kelimemiz saçmaydı. Unbearable. Katlanılmaz ama biraz rezil gibi duruyor. Ridiculous. Doğru cevap. Dördüncüsü tam bir burnu havada ukalanın teki. Evet. Snob. Beşinci kelimemiz zaten belli. Impressive. Altıncı kelimemiz bak ne kadar dürüst biri. Öyle değil mi? Honest. Yedinci kelimemiz tahmin ettiniz mi? Katlanılmaz. Can't stand. Leş anlamlı. Unbearable olması gerekiyordu. Sekizinci kelimemiz ise teenager. Evet. Peki burada tik atacağız ya da çarpı atacağız. Bakalım Beyza, Nehir ve Nick adında 3 kişi var. Travel book, fantasy book ve detective book olmak üzere de 3 farklı kitap canlısı var. Hangi kitapları seviyorlar? Onlara tik atalım. Hey girls, what's up? Ne haber? We are fine. What about you? I'm great. I'm on the way, yoldayım, to the bookstore, kitap dükkanına. Really? What kind of books do you like? I like travel books. Birinciyi bulduk sanırım. Nick'in sevdiği şeyi bulduk. Travel books. Nick travel books'u seviyor. Beyza da fantasy books'u seviyor ama bakalım. Evet. I get excited as I learn new places. What about you girls? Heyecanlanıyorum. Yeni yerler öğrendikçe. Peki siz kızlar? Ben düşkünüm fantasy kitaplarına. Evet. Beyza'nın fantezi kitaplarını sevdiğini gördük. Düşkün olduğunu gördük. Keen on, fond of, interested in. Bu kelimenin üçlüsü. Bu ünitenin üçlüsü. Twilight is my favorite one. Alacakaranlık benim favorim. However, fakat I can't stand detective books. Katlanamıyorum detective kitaplarını. O zaman detective kitaplarını Beyza sevmiyor. Dislikes, can't stand, unbearable, ridiculous buluyor. Are you kidding? Dalga mı geçiyorsun? Ben çok seviyorum onları. Aha, detective books'u seven Nehir var. For example, Cingöz Recai is an amazing, muhteşem bir detective book. Kesinlikle büyük bir şekilde. I highly recommend you read it. Tavsiye ediyorum senin read yapmanı, okumanı,
tavsiye ediyorum. I prefer reading detective to fantasy. Peki gençler, burada bana neyi tercih ettiğini söyleyebilir misiniz? Detektifi tercih etmiş değil mi? Aynı zamanda Nick neyi sevmişti? Şurada travel books'u sevdiğini söylemişti. Ve detektifi fanteziyi tercih etti. O zaman ben fanteziye mi dikkat edeceğim? Detektife mi dikkat edeceğim sizce? Tabii ki de detektife atmam lazım. Çünkü birinci olarak onu söylemiş. Prefer ve would rather da daima birinciyi tercih ediyoruz. Hadi bunları doğru sıralayalım. Birinci resme bakalım. Sizce birinci resimde ne yapıyor gençler? Uyanması lazım. Hafta sonları ben geç kalkarım. Birinci cümlemiz bu. Buldunuz mu? Doğru. İkinciye bakalım. İkinci de ailemle kahvaltı yaparım olması gerekiyor. Doğru. Üç. Arkadaşlarımla paten kaymaya giderim öğleden sonraları. Dört. Eve gelirim saat 6'da ve duş alırım. Denizde. 5. Kitabımı okurum yatağa gitmeden önce geceleri. Evet. Hepsini bulduk. Resimlere bakalım. Yavuz'un sevip sevmediği şeyleri söyleyeceğiz. Peki. Benim cümlelerimden hangisi doğru hangisi yanlış onları bulmanızı istiyorum. Yavuz likes watching TV. Doğru mu sizce? Değil. Yavuz likes watching going to the cinema. Doğru değil. Yavuz likes reading a book. Kesinlikle. Bu cümleyi yazmamız gerekiyor. Yavuz dislikes watching TV. Yavuz dislikes playing basketball. Yavuz dislikes riding a bike. Hangisi doğru? Evet. Yavuz dislikes riding a bike. Yavuz dislikes playing the guitar. Yavuz dislikes washing the dishes. Hangisi doğru? Yavuz dislikes washing the dishes. Yavuz likes playing the guitar. Yavuz likes playing bağlama. Yeah, Yavuz likes playing the guitar. Yavuz likes watching TV or Yavuz likes running. Yeah, Yavuz likes running. Yavuz likes painting or Yavuz dislikes painting. Yavuz dislikes painting or Yavuz dislikes drawing a picture. Buradaki solve yapacağız bu puzzle'da. Hadi bakalım. Birincisi, unusually good. Tahmin edilemeyecek derecede muhteşem gibi bir şey olması lazım. Bakalım. Terrific. Felaketti, hatırladınız mı? İki, daily, günlük, ordinary, casual clothes da deniyor buna. Bu vardı sırada. Üçüncüsü, young people, yani sizler. Teenagers olabilir mi? Güzel. Dört, şakası yok. Not joking. Serious. Ciddi. Bir ara serious Sam diye bir şey vardı. Beş, laughable, absürt, saçma, rezil, ridiculous olması gerekiyor. Yedi, hiç saygısı olmayan biri. Tam bir ukala. Tam burnunun dikine giden insanlar. Nedir bu? Snap. 6, 7'yi bulduk. 6'yı atladık. 6 impressive olmalıydı. Zihni etkileyen güç diye geçiyor. Böyle zihnini etkiliyor, hislerini etkiliyor, etkiliyor, etkileyici, impressive oluyorsun. 7 snap'tı. 8'e bakıyoruz. Çok moda diye söylemiş. Moda deyince aklımıza ne geliyor? Trendi geliyor. 9 to live in a tent on a holiday. Bir tatilde tentle yaşamak. Kamp yapmak. Camping olmalı bu da. Onuncusu, katlanamadığın bir şey. Unbearable olması gerekiyor. Ne sıklıkla arabanı yıkarsın? Ben burada Türkçesini söyleyeceğim. Siz kendiniz bulmaya çalışın. Cevabı Türkçesine söyleyeceğim. Ne sıklıkla arabanı yıkarsın? Arabasını ne sıklıkla arabasını yıkar? Arabasını haftada bir kez yıkar. 1 F. 2. Çocuk kitaplarını okumayı mı yoksa bilim kurgu kitaplarını mı okumayı tercih edersin? Ben bilim kurgu okumayı tercih ederim. Fikrime göre onlar muhteşemdir. Felaket güzeldir. Denizli. 3. Saat kaçta kız kardeşinin yüzme kursuna gider?
Kursa saat 2'de gider. Buldunuz mu? Evet. 4. Akşamları ne yaparsın? Akşamları ne yaparsın? Genellikle kitap okurum. Taze sıkılmış meyve suyu içerim ve ailemle chat yaparım. Folk müzik dinlemeyi sever misin? Halk müziği dinlemeyi sever misin? Evet, severim. Bence o etkileyici. Ve son bir tane kaldı. Ne sıklıkla arkadaşlarınla buluşursun? Ayda 3 kez arkadaşlarımla buluşurum. Birinci resimde gördüğümüz satranç oynamak olacak. Buldunuz mu kelimeyi? Aynı zamanda ama like, love ve enjoy ile birleştirmemiz lazım. Sadece bu kelimelerin başlarına I like diyeceğiz. Sevdiğimiz aktiviteleri ama. Eğer sevmiyorsak I dislike dememiz gerekiyor. Mesela ben I like playing chess. In my opinion, I like playing chess. I like camping. I like drawing, but I can't draw. Ama çizemem. I like listening to music. I love reading books. And I love in studying together. I don't like shopping. No. I love cooking. And I love running. Doing sports. I love reading a book. I love singing a song. Put the words or phrases into the correct order. Doğru sıralama yapmamız gerekiyor. Dikkat edin. Correct doğru. Wrong yanlıştı. Birinci cümleyi sıralayalım. Sever misin meyve yemeği diye söyleyeceğiz. Do you like eating fruit? İkincisi. Annem pişirir. Pardon. Annem bazen pişirir bir kek. Bu sırada yapmanız gerekiyor. Annem bazen pişirir bir kek. My mother bakes, sometimes bakes a cake. Üçüncüsünü şöyle başlıyorsunuz. Biz yapmayız. Tartışmak bizim arkadaşlarımızla, sınıfımızla. Güzel. Onlar bir araya gelir. İki kez bir yılda. Güzel. O yapmaz. Gitmez. Yatağa geç geceleri. Ne sıklıkla? Sen okursun seyahat kitaplarını. Hadi kelimeleri resimlerle eşleştirelim. Birinci kelimemiz matches. İki, rope. Üç, torch. Dört, sleeping bag. Beş, tent. Altı, pocket knife. 7 kompas, 8 map. Goodbye, see you.